Deneme deneme. Tam karşımdan bakıyorum şu anda. Kamerayı deniyorum. Toplantı yaptık şeylerle, YouTube'cularla. Kendimin çekmemenden olan rahatsızlığımı belirttim onlara. Onlar da kendini çekme dediler. Niye yemek yemedin sonra? Burada muhabbet ediyoruz. Tam hazırlandı. Ne konuştunuz? Böyle işte. Etti, sonra. Nereden götürüyor? Birinci köprüden mi? Bir sen sağ dönün. Kameraya bakıp konuşmaya alışmam lazım ya. Yani kameraya bakıp konuşunca kendim gibi konuşmuyorum gibi geliyor. Başka biri konuşuyormuş gibi geliyor. Nasıl? Evde boş bir odada deneme yapabilirsin. Mesela. Boş, sessiz, sakin bir odada. Şu anda deneme yapıyorum mesela. Yani şu anda yaptığım zaten vlog için değil de hani nasıl konuşmam gerekiyor, nasıl bakmam gerekiyor, hangi açıda durması gerekiyor, onlara bakıyorum yani. Veya bakmadan konuşun, anlayayım. Bakmadan konuşmak olmuyor. Direkt izleyenlerle göz göze konuşmak gerekiyor. Kamera tam içine bakmak gerekiyor. Ya yani. Mesela dün izlediğimiz adam hani fazla hiç umursamamı. Hangisi? Gözlüklü olan mı? O YouTube'dan gelen adam. Ha, umursamıyor abi herif. 20 senedir video çekiyor yani. Herif artık şey olmuş. Usta. Usta olmuş. Şey olmuş yani. Artık kamera onun eli gibi bir şey yani. Elin parçası olmuş yani adamın. İşte o adam çok rahattı mesela. Tabii canım çok rahat. Çok. Hani belki... 150 metre sonra çıkış. Siz de öyle olabilirsiniz. Olabilirim. Ya 20 sene video çekeyim. 60 yaşında olabilirim yani. Yok 20 sene video değil de sen benim. Ya 20 sene değil de biraz işte. Rahat olursanız olur. Aynen öyle. Gitme geliyor. Çıkış. Sağa dön. Ne yiyeceksin akşam? Akşam evde şey varmış senin, tavuk. Ha o senin şey yaptı. Tavuk deyince akan sular bulunuyor. Vallahi mi? Tavuk mu seviyorsun? Tavuğu seviyorum. Ama bizimkiler fazla şey yapmıyor. Selim de çok seviyor tavuğu. Yani çok seviyor. Çocukluğundan beri tavuk seviyor yani. Et sevmeyi. Ha? Bizim memleket bizimkiler mesela et yani. Et düşkünler. Nereliydin sen? Amasya. Amasya. Ne kuzu mu? Kuzu olsun, dana olsun. Yani et düşmanı gibi bir şeyiz yani. Ha, hayvan düşmanı? Yok. Et düşmanı. Niye? Et seviyorsun abi. Et düşmanı işte, niye? Yani? Şey yani. Et düşmanı derken hani o anlamda değil. Başka bir anlamda yani. Et düşmanı derken et olsun
5 kuruş fazla olsun. Ha eyvallah. Ama tavuk, tavuğa gittim bu akşam. Tavuk. Tavuğu da seviyorum da sen be, o kadar değil yani. 50 metre sonra. Abi tavuk duyunca gidiyorum diyorsun. Evet. Tamam. Ama fazla çok şey değil, aşırı derecede öyle çıkış, fazla şey yapmıyor. Sağa dönün ardından. Et olsa daha iyi olurdu. Öyle diyeyim. Ette ne seviyorsun? Ette mesela sevmeyi nasıl yiyeyim? Dönüş. En çok ne seviyorsun yani, et, köfte mi, pirzola mı? Köfteyi severim. Hı. Köfteyi severim. Sola dönün. Ondan sonra 5 kilometre düz. Sucuk olur. Hı. Pastırma? Pastırmayı yemem. Yemez. O çok kokuyor diye. Kurban eti. Seviyorsun. O çok fena oluyor. Ne farkı oluyor kurban etinin? Şimdi kasaptakiyle kurban eti farklı oluyor. Taze yani, oluyor. Hem böyle... Ya, taze olunca sert olmuyor mu peki? Yok. İlk kesildiği zaman geliyor. Hı. Annem onu bir küçük küçük böyle kuşbaşı gibi doğruyor. Hı. Tencereye atıyor. Tencerede şey yapıyor. Kavurma gibi demeyeyim de onun biraz sulu su tarzı. Hı. Sulu, tam sulu değil böyle. Hı. Yediğiniz zaman o tadı ağzınıza geliyor. Hmm. O taşlık, o et değil de. Taşlık ne? Nasıl diyeyim? Ciğerin sertini düşün. Ciğer de seviyorsun. Ciğerin sertini yiyorum. Yumuşak olunca olmuyor. Taşlık hiç yemediniz mi? Yemedim, ben yemem öyle şey. Ama bu fena bir şey yani. Biraz boğazı çekelim. Gelmeyin Mahmut Hoca. Yeşil değil, kırmızı.
İyi, ben bugün motordayken yağmur yağmur. Motorla gittik. Kadıköy'de bir güneş açıyordu. Yani hep bir yağmur yağıyordu. Devam edin.